Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Karadeniz Savaşı çıkıyor. Türkiye'den izin istediler. İnsansız hava aracı haberleri yakından takip ediliyor. Rusya savaş uçaklarının Amerikan insansız hava aracını düşürmesiyle beraber en dikkat çekici çatışma kayıtları kayıtlara geçmiş oldu. Dünya bir anda Karadeniz'e kilitlendi. Değil izleyenler enkazına nasıl ulaşacağısa gizemlerini koruyor. Birinci yılını dolduran Rusya devletinin Ukrayna işgalinde 14 Mart Salı günü kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası yaşandı. Savaşın başlamasından bu yana karşı karşıya gelmesinden korkulmuş süper güçler arasında ilk defa sıcak temas gerçekleşti. İşgal başlamadan hemen önce ısınan Karadeniz'de takvimler 2021 yazını gösterirken Rusya savaş uçakları İngiliz savaş gemisi Defender'a Kırım açıklarında ateş açmıştı. Bir çatışmanın kıyısından dönülürken Türkiye işgal başlar başlamaz Şubat 2022 yılında Karadeniz'e geçen savaş gemilerine İstanbul Çanakkale boğazlarını kapattı. Vladimir Putin'in saldırı emri vermesiyle beraber NATO'nun doğu kanadındaki ülkelere on binlerce asker konuşlandırmış ABD, işgale direnen Ukrayna'ya 10 milyarca dolarlık silah gönderdi. ABD'nin Ukrayna'ya sunduğu destek yalnızca silah da değildi. Bütün istihbarat potansiyelini sahaya süren Pentagon, sık sık Karadeniz semalarında casus uçakları uçurdu. Geçen hafta Karadeniz üstünde sıra dışı bir uçuş kaydedildi. ABD ordusuna ait bir tane uçak Sinop-Sivasspor arasında garip manevralar yaptı. Uçuş takip sistemi 24'e yansıyan manevralarda Amerikan insansız hava aracının Karadeniz'in tam ortasında defalarca doğu batı yönünde seyrettiği görüldü. Aynı insansız uçak bir gün sonra sabah saatlerinde İtalya devletinin güneyinde Sicilya adasından havalanıp doğuya yöneldi. Yunanistan devletinin üstünden geçip Kuzey Ege'ye ulaşan bu uçak sabah saatlerinde canlı olarak en fazla takip edilmiş bir araçtı. Bulgaristan hava sahasından Karadeniz'e doğru uçtu. Söz konusu tuhaf manevralardan hemen sonra yine Karadeniz'de dünyayı çarpan sarsıcı bir çarpıcı kaydedildi. Karadeniz semalarında seyreden ABD'ye ait insansız hava aracı Rusya savaş uçakları tarafından düşürüldü. Bu durumdan hemen sonra ABD Türkiye'den izin istedi.